Son ikinci yarısı başladı. İlk maç gollü bir müsabaka geçti. Kritik bir anda gol geldi. Önce Pertek maçını kısaca bir değerlendirirsek. Tabii şimdi ikinci yarının ilk maçıydı. Deplasmanda oynayacağız. Pertek gibi kapalı kutu olan bir takım. Ve herkes hazırlık dönemi geçirdi. Ve oraya gittiğimiz zaman bir olayla karşılaştık. Daha sonra öğrenmiştik öncesinden. Sahanın enine çok dar olduğunu ve uzunluğunu da aşırı bir normalin üstünde bir uzunluğu olduğunu, dikdörtgen gibi bir saha. Tabii burada sahayı daraltarak çalışmalar yapmıştık ama oraya gidince daha farklı bir saha gördük. Bu böyle olmasına rağmen tabii oyunun hemen başında 2-0'lık gibi bir öne geçtik. Bir avantaj sağladık. Şimdi hani sonucunda işte 3-1'le şeye gittik ama ilk yediğimiz gol kornerden çok basit bir goldü. Yani bizim takımın öyle bir gol yemesi mümkün değildi. Onu futbolcular kendileri de kabul ettiler. Kalecimiz de kabul etti. Fakat 3-1'lik bir skorla girdikten sonra ikinci yarıya çıktığımızda bir rehavet vardı. Yani rakip de karşımızda bizim tempomuza göre çok düşük bir şey sergiliyorlardı. Üstelik işte ikinci yarıya baktığımız zaman işte sadece defansta gelen topları herhangi bir şey kullanmadan, oyun şekli, bir varyasyonu, bir hazırlığı kullanmadan ceza sahasının içerisine boşaltıyorlardı. Orada bir bocalama geçirdik. Yani öylesi bir oyunda top işte uzun atıyorlar, biz çıkarıyoruz, top oraya düşüyor, top biraz onları seviyor falan. Sonucunda işte 3-3 oldu, 4-3 öne geçtik. 3-3'ten sonra tabii bizim takımda bir kendine gelme durumu da oldu. Dördüncü golü attık, sonra şanssız bir kendi kalemize bir gol attık, karamboldan çarptı gitti sadece. Vuran adam vardı, ortalayan adam vardı. Rakip oyunculardan ceza sahasında kimse yoktu. O top çıkaralım derken kendi kalemize gol oldu. Ve sonucunda böyle 4-4'ten sonra mesafe de çok kısaydı. Yani maçın süresi çok kısa kalmıştı. Ama o bir 6 dakikalık bir sürede Yeşilyurt Belediyespor'un çok büyük bir temposu vardı ki ona yerde yatmaları, hakemin kararları falan hiç etki getirmedi ve sonunca 5. golü bulduk. Yani penaltıdan bulduk ama yani oradaki yaptığımız bir varyasyon sonucunda Loris'in rakip oyuncuyu da çalım atarak geçmesi, oyundan düşürüp kaleciyle karşı karşıya gelince arkadan tekmelenmesi falan, itiraz edecek bir durumları da kalmadı ve hak ettiğimiz bir 3 puan aldık de.